yeni bir bab başlığı. Hazreti İkrim'e bekliyoruz hocam. Yani. Evet, Hazreti İkrim'e benziyor radıyallahu anh. Böyleleri çok yani. Müslümanları vaktiyle katletmiş, sonra kendileri Müslüman olup Allah yolunda katledilmiş olan kimseler. Ebu Süfyan da bunlardan biri mi? Katledilmedi. Katledilmedi ama değil mi? Ama savaşta yaralandı. Gözünü kaybetti. Doğru. Peki 2672'yi okuduk. Bölüme tabinin ona pek bir şey yok da. Keşke bizim olayda da öyle bir gözümüzü yani. Gerçi kaybedince hepsi olsun, öyle yarım kalmayalım geriye diye de Cenab-ı Hak'tan istiyoruz ama çünkü bu işin de temizi yani. Bir de böyle yarım yamalak kalıyor, geriye bir sürü eziyet çekiyor, hastalıklar, ameliyatlar vesaire. Yani Allah Azze ve Celle'den ölümün de böyle güzelini istemek var. Dakika bir iş bitti, hemen öteki tarafa intikal gerçekleşsin. Yoksa böyle bir sürü uğraşırlar, uğraşırlar. Hocam sadece bu cihatlardan sonra geri dönenler de var arada yani. Tabii. Orası da sabit kalıyor. Evet. Peki, بَابُ مَنْ اِخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصَّوْمِ. Önce Allah Azze ve Celle gönlümüze düşürsün, niyetini sağlamlaştırsın, yaşatsın. Çünkü en önemli olan o. O olursa, hiç savaş yolu görmese de o niyet varsa orada ve o tabi hakiki bir niyet midir onu Allah Azze ve Celle ve o kişinin kendisi bilir. بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا. Sonrası tamam, en önemli merhale bu. Olur olmaz yani ama neticeyi Cenab-ı Hak sağlar. Ölmüşçesine Allah yolunda, katledilmişçesine çünkü niyeti var. Cenab-ı Hak اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ dedirtti Resulullah'a. Böyle bir hazırlık yapmış bir sahabi, atını hazırlamış, savaşa çıkılacak böyle, son anda öldü. Resulullah annesine geldi. Kızı nasıl ağlıyor? Benim babam da cihada çıkacaktı, benim babam da er meydanını görecekti, o Allah'ın yolunda ölmek için nasıl can atıyordu, niye böyle yatakta öldü diye babasına ağıt yakıyor. Hazreti Peygamber onu teselli etti. Dedi ki, siz şehadeti sadece Allah'ın yolunda, cihat meydanında katledilmek mi sayıyorsunuz? Şu da şehittir, bu da şehittir. Hele hele niyeti varsa bir kimsenin bu uğurda, bu yolda, niyeti Allah'ın üzerine vaki olur. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Kim evinden çıkarsa Allah'ın yoluna, Resulullah'ın yoluna, ona hicret etmek üzere فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ. Onun ecri Cenab-ı Hakk'ın üzerine düşer. Yani varsa da, varmasa da, çıkar çıkmaz evinin önünde ölse de artık netice Cenab-ı Hak diyor ki benim üzerime düşer. Biz desek ki ya Rabbi sana bu düşer artık vermek, küfür olur bizim için. Yani Allah Azze ve Celle'ye bir şeyi farz kılamayız. Sen yapman gerek bunu vesaire diyemeyiz. Ama Cenab-ı Hak kendisi için dediğinde çok hoşumuza gidiyor. Benim üzerime artık sabit oldu diyor. Bu fakat vakaa ecruhu ala Allah. Onun ecri Allah'ın üzerine vaki olmuştur. Yani Cenab-ı Hak bunu böyle söyledi. Başka türlüsü yok, o kesinleşti demek. Vaka, vuku bulması, kesinleşmesi demek. Adam daha evinden çıkmış, daha bu Medine'ye hicret edecek. Medine'de o kadar zaman kalacak, savaş günü gelecek, savaşa çıkacak da yani. Hicret demek, önce hicret ediyorsun, hicret ettiğin yurdaki zorlukları yaşıyorsun, sonra savaş günü geliyor, savaşa çıkıyorsun. Bir sürü aşamalı şey. Ama niyetini aldın değil mi sen, yola çıktın. Ecel önünü kesti. Ecel önünü kesebilir. Ecel soluğunu da kesebilir ama ecel niyeti kesmez. Tersi de mümkün. وَخَرْجَمُ الْدِيَارِهِمْ بَتَرًا وَالْرِيَاءَ النَّاسِ. İnsanlara gösteriş için çıkanlar da var. Evet. Niyet bozuk olunca. Evet, kötü niyetle yani. بَابُ مَنْ اِخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصَّوْمِ. Gazvi, gazaya çıkmayı, oruç tutmaya tercih eden kimse diyor bab başlığında. Haddesena Adamu, bize Adem anlattı diyor İmam Buhari. Haddesena Şubetu, bize Şube anlattı. Haddesena Sabitun el-Bunaniyu, bize Sabit el-Bunani anlattı. Kale dedi ki, Semi'tu Enes ibn Malik'in,
Enes bin Malik'i duydum. Diyordu ki radıyallahu anh, Allah kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, kâne Ebu Talha'ta. Ebu Talha, ki onun babalığı, yani annesiyle evlendi. Bu güzel bahçeyi veren kimse, yanlış hatırlamıyorsam, Beyruhayı Hazreti Peygamber'e veren kimse. La yasumu ala ahdin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme min eclil gazvi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken kolay kolay oruç tutmazdı. Sorarlarsa niye diye, bedenim, vücudum sağlam olsun, zayıf düşmeyeyim, gazveye hazır olayım diye. Yani cihat niyetiyle adam oruç tutmuyor. Niyete bak. Hazreti Peygamber, biz ona öyle biat ettik, onu canımızla, malımızla, kendimizi, evlatlarımızı korur gibi koruyacağız. Dolayısıyla biz hazır askeriz. O sebeple Hazreti Peygamber hayatta olduğu sürece kolay kolay oruç tuttuğunu görmezdin, diyor. Enes bin Malik, nafile oruç tabi, iyi hatırlattınız. فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem. Ne vakit ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kapsedildi, yani Allah Azze ve Celle onu vefat ettirip aldı. لَمْ أَرَهُ مُفْطِرًا يَوْمَ فِطْرٍ اَوْ اَضْحَى. Neredeyse onu yani yerken görmezdik. Bayramlar hariç, Ramazan bayramı, Kurban bayramı, onun haricinde zor görürdün yani oruç tutmadığını. Kesep oruç tutardı. Demek ki artık biraz da yaşlanıyor tabii insan. Artık yani cihat, savaş edecek halden de düşüyor. Ama Resulullah hayattayken hep onunla gazayı kaçırmamak, gazveyi kaçırmamak için ve hep diri ve formda kalmak için demek ki yemesine dikkat ediyorlarmış. Adam cihat niyetini yemekle de eşleştirmiş, iyi mi? Yani iyi yiyor, ondan sonra bir de o iyi spor yapıyordur, onu obezliğe dönüşürse o da bir işe yaramaz yani. İyi yiyor ve iyi hareket yapıyor, böylece ne oluyor? Full kas yani. O güç ve kuvvet hazırlığı içerisinde. Bu her an niyetin tezahür etmiş, niyetin adamın cismine ve yemesine, içmesine yansımış hali, ki onu oğulluğu Enes bin Malik bize böyle not edip sahneyi resmetmiş. 2673 nolu hadiste böyleydi. İmam Buhari bu hadise gazveyi oruca tercih eden kişi diye veya tercih eden kimse diye bab başlığı atmış.